işte böyle. Bazen işimiz denk gidiyor, bazen de gitmiyor. Ama bunda havaların büyük tesiri var. Belki de başka şekilde olabilir. Ha değil mi öyle? Ha, zannetme. Hayır canım, hayır. Eğer havalar düzelirse işimiz rast gider. Oo! Hoş geldiniz. Bir viski. Derhal albayım. Hey, bir viski daha ver bana! Kardeşiniz bugün çok içkili. Durmadan da kaybediyor. Bende kare as var, ben kazandım arkadaşlar. Heh, amma şans ver. İçelim bakalım. Hey, viski yerine yağmur suyu satmaya başladın be! Sen oyununa bak! Arkadaşlar, odamda nefis viskim var. Hem oyunumuza da rahat bir şekilde devam edebiliriz, hadi gidelim. Hadi! Bak mesela, geçen sene hiç böyle değildi. Soyguncular, vurguncular bir taraftan, elimde ne kadar küp varsa hepsini satabildi. Bu sene öyle mi ya? Bu sene hiç öyle değil. Topu topu 30 tane kaldı. O da beni idare eder inşallah canım. Buyurun arkadaşlar, buyurun. Keyfinize bakın. Birer de viski içelim. Al, çok beğeneceksin. Al, kağıtları sen dağıt. Bütün mevsim avladığımız küplerle yeşil kayalar boğazından geçiyorduk, baskına uğradık. Arkadaşlarımın hepsini öldürdüler, ben canımı zor kurtardım. Haydutların başında kara ayak sam vardı. Bu cani hapisten kaçtığından beri etrafa bela olmaya başladı. Yüzbaşı Askot'un odasından silah sesi geldi albayım. Vernon'un kağıt dağıtışına kızdı. Birden ateş etti, mani olamadım. Arkadaşı da korkudan pencereden kaçtı. Ted, kendine gel! Cevap ver bana! Vernon'u sen mi vurdun? Aa! Yemekle şaka olmaz, zakor muzumu ver! Tembellik yeter, kulübeyi biraz düzene sok, içerisi karma karışık, damı da akıyor. Bunların hepsi bugün mü olacak? Fazla laf istemez. Aç ayı oynamaz derler ama, oynayacağız. Sol sağ, yek düğü, sol sağ, yek düğü, sol sağ! Kutla dur! Emirler baş üstüne kumandan! Aaa! Sakor şuraya bak! Duman var orada, yangın var galiba! Yangın değil, bu albay Nikol'le aramızda olan bir işaret. Hemen gidip ne olduğunu alalım. Güzel, albayın ne istediğini gidip anlayalım, hadi canım! Gidiyorum dedim Chico, gidiyoruz demedim. Sen burada kalıp dediklerimi yapacaksın, ben akşama dönerim. Sen beni uşak yerine koyuyorsun ha! Yapmayacağım işte! Hiçbir şey yapmayacağım, yaparsam kör olayım! Oynamıyorum! Ay! Yapmayacağım lan, yapmayacağım! Oturup donuma işeceğim, gene de yapmayacağım! Albay Nichols! Etrafını sardık! At silahını! Kara ayak sam! Ta kendisi albayım! Hapishaneden beri seninle görüşmemiştik. Yanında askerlerin de yok. Yalnız başına bu kıyafetle ne arıyorsun buralarda?
Gene tam vaktinde yetiştin Zagor. Dumanı görünce hemen koşup geldim. Bu sefer bana ne gibi bir ihtiyacın var albayım? Zor durumdayım dostum. Çok nazik ve şahsi bir meselem var. Sadece sen yardım edebilirsin bana. Hem de vakit kaybetmeden. Galiba çok kötü bir şey geldi başına albayım. Öyle Zagor. Eğer sen bana yardımda gecikmezsen... Şu anda sana yardım etmem imkansız. Kürk avcılarını tehdit eden bazı haydutlar türedi buralarda. Fakat sana çok ihtiyacım var Zagor. Bu haydutlardan başkaları da var. İlk önce bunlarla başa çıkmam lazım. Birkaç güne kadar kaleye gelir seni bulurum. Güle güle. Ne oldu albayım? Hiçbir şey yok, can sıkıntısı. Fazla düşünme albay, birkaç güne kadar yanındayım. Chico! Hey, Chico neredesin? Ha, burada bir mücadele olmuş. Chico'yu kaçırdılar galiba. Ama Chico'yu kaçırmak kimmiş ne yarar? Takip edelim. Buradan öteye kayıkla gitmişler. Sanki takip etmemi ister gibi iz bırakıyorlar. Buralarda birkaç adamın zorla götürdükleri şişman birini gördünüz mü? Tarif ettiğiniz adamı ben gördüm. İki adamla birlikte benim arabama bindiler. Öyle mi? Nereye gittiler? İleride, ormanın içinde bir kulübe. Beni hemen oraya götürebilir misin? Zaten ben de o tarafa gidiyorum, atla. Chico nerede? Ne yaptınız ona? Lütfen Zagor! Adamlarımı işe yaramaz hale getiriyorsun. Fakat aklım almıyor, bu ne biçim hikaye? Hatırlıyor musun, senden acele yardım istediğim zaman beni reddetmiştin. Bu Teğmen Prescott, senin gelmen için Chico'yu kaçıran arkadaşlar. Teğmen Oswald, Teğmen Erikson. Chico nerede? Gel de kendin bak, hayatından memnundur.
Doğrusu Chico'yu kaçırdım dediğiniz zaman buna hiç mana verememiştim. Neden böyle hepiniz avcı kılığına girdiniz? Burada tamamen şahsi bir iş için bulunuyoruz. Askeri otoritemden yararlanamazdım. Sana kısaca anlatayım. Anlat, dinliyorum. Kardeşimiz suçsuz olduğu halde adam öldürme suçundan mahkum etmek istiyorlar. Kardeşim olanları hatırlayamayacak kadar sarhoştu. Katilin Ascot olduğundan şüphem yok. Bu işte sana nasıl yardımcı olabilirim albayım? Merak etmeyin albayım, merak etmeyin. Daima sizin yanınızda olacağım. Kardeşimin hayatını ancak Kazma Kürek Bil diye bir adam kurtarabilir. Cinayetten sonra ortadan kayboldu. Ascot tehdit etmiştir herhalde. Adamın acayip bir adı var. Kendisi de öyle. Yarı deli bir adam. Bütün kıtayı dolaşıp define arıyormuş. İki dostum onu aramak için gittiler. Fakat geri dönmediler. En son bu havalide görülmüş. Kazma Kürek Bil'i bulmak için elimden geleni yapacağım. Kemiklerim rahat etti. Hey, yağ tulumu, kalk! Bana bak! Sakur! Tembellik yeter! Albay Nikol'un aradığı bir adamı bulacağız. Kalk hadi! Ben senin oyuncağın değilim, gelmiyorum işte, burada çok rahatım! Madem ki albay beni kaçırttı, alıkoymaya ve muhafaza edecektir! Değil mi albayım, hoş geldin! Zagor seni istemezse tabiatıyla burada tutacağız. Ama bir şey var! Ben de subaylarımla buradan gideceğimden seni bodruma hapsedeceğiz. Çok da fare vardı karanlık yerde! Emredersiniz albayım, vazife bizi bekliyor iş başına! Hop, 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 marş! Sorduğunuz adamı bir süre önce gördüm. Acayip bir kılığı vardı. Benim altın aramamla alay etti. Kendisi hazine arıyormuş. Bir sandık altın bulacakmış. Ne tarafa doğru gittiler? Terk edilmiş Katliam Kalesi civarında bulacağınıza eminim. Hazine arayanların çoğu o civarda dolaşırlar. Sağ ol baba. Eyvallah. Şurada yıkanacaksın! Sakın kaçmaya kalkma, ben buradayım! Hadi bakayım! Thank you.
da başını duman almış. Hey, Zagor! Oradaki nedir? Bir ceylan gibi bu tarafa kaçtı. Yürü Chico, kazma küreği bulalım. Bulalım. Ceylan mali cehennemine mavi boncuk takayım. Canlar yakan gözlerine bakayım. Kaçmaya mı kalktın? Bırak! Bırak! Pis herif! Ay tuttular! Çekil! Bırak! Ya! Allah'ım elim! Bırak! Çekil! Bu gecede kısmetimiz ayağımıza gelecek. Kaçarken kayalıklar arasında yakaladık. Rod nerede? Hani kıza bekçilik edecekti? İşinizi tamamladınız mı?
Evet reis, Fener bekçisini uyuttuk. Artık bizi rahatsız etmez. Bir kişinin kaçması hepimizin ölümü demektir, anladın mı? Fakat reis, sus köpek! Beni dinleyin! Avanaklık yeter! Mulik, burada kalıp gemiyi gözleyeceksin. Peki. Hadi gelin benimle. Bırak dedim, pis herif, bırak! Zayıflattın beni, Zagor, pantolon düşüyor. Aradığımız adam orada. Ben de aradığımız adamı bulduk, şimdi ona sorarım. Anne, bu adam beni öldürecek, Zagor! Hey, dur! Sakın ateş edeyim deme! Görüyorsun bak, hiçbir kötü niyetimiz yok. Sizi hayatımda bir kere bile görmedim. Hem adımı nereden öğrendiniz, beni nasıl tanıdınız? Seni aramaya çıkmadan önce iyice tarif ettiler. Beni mi arıyorsunuz, neden? Bir cinayet davasına şahitlik edeceksin. Ascot'un Vernon'u öldürüp suçu nasıl Ted'in üzerine attığını söyleyeceksin mahkemede. Ben bir şey bilmiyorum. Ascot'un seni korkuttuğunu biliyorum. Şahitlik yapana kadar korunacaksın. Şimdilik şahitlikten önce yapılacak çok işlerim var. Kaptan Kidd'in hazinesini arıyorum ve bulmak üzereyim. Ayrıca İspanyolların gizli altın madenini ve yine İspanyol konkistadorlarının aradıkları 7 altın şehrini bulacağım. Görüyorsun ya delikanlı, Ascot tarafından öldürülmeye hiç niyetim yok. İstesen de istemesen de mahkeme önüne çıkacaksın. Yani beni zorla mı götüreceksiniz? Ha şunu bileydin. Öyleyse elveda, hoşça kalın. Bana bak, bir daha kaçmaya kalkarsan fena döverim seni. Peki, peki, kaçmayacağım. Affedersiniz Sayın Kazma Kürek, acaba sizde yiyecek bir şeyler bulunur mu? Bende fazla bir şey yok ama şu karşıki kapıdan gir, biraz kuru fasulye bulabilirim. Aman Allah, aç bırakma seni! Ulan içeride gerçek bir hazine varmış içeride! Bunları nereden buldun? Saran da bu salamı bir güzel sarmış ki! Hadi in içeri arkadaşlar! Gelin gelin, takip edin beni! Hazine ve erzak deposuna buradan gidiyoruz! Ne? Ben de gireyim bari! Taze yiyecekler. Bir sürü ayak izleri. Bunlar hoşuma gitmedi.
Arkadaşlar, buradan çabuk çıkalım! Yukarı bakalım, meraklı beyler! Hoş geldiniz! Silahlarınızı indirin de dostça konuşalım beyler! Hadi bakalım! Anne! Netice! Kaldı. Ana! Küpeli açıldı! Hey! Dur bakalım! Eller yukarı! Hadi yürü! Sen ve arkadaşların çok şanslısınız. Aylardan beri gizli tuttuğum definenin yerini keşfettiniz. Ama bu benim işime gelmez. Sizler için düşündüğüm tek çare... Bizi öldürmektir. Hayır! Sizi yanımda çalıştırmak istiyorum. Güçlü kuvvetli adamlara ihtiyacım var. Zagor hırsızlarla suç ortaklığı yapmaz. Benimle böyle konuşamazsın! Biz hırsız değiliz. Sadece yaptığımız iş, gemilerin kayalara çarparak batmasını sağlamaktır. Kıymetli malların denizin dibine gitmesine müsaade etmeyip kurtarıyoruz. Bazen böyle güzel canlıları da kurtarıyoruz. Namussuz olsun katiller! Köpek, köpek seni! Bunu pahalıya ödeyeceksin. İşim bittikten sonra seni o kadar ağır ağır öldüreceğim ki... ...Bana vurduğuna pişman olup yalvaracaksın! Hadi bakalım! Biraz oyna da neşemizi bulalım! Hadi! Hadi! Hadi oyna be! Oynasana! Gemi! Gemi göründü reis! Gemi göründü reis! Yaşasın! Bağlayın kızı! Birazdan hava kararacak! Gidip ateşi hazırlayalım! Yürüyün!
Sen burada kal, misafirlerimize dikkatli bak! Yürüyün! Gel buraya Chico. Dişlerinle şu düğümü çözmeye çalış, hadi. Edecek bunlar. Ceplerimiz parayla dolacak. Gürültü etmeyin, şimdi geliyorum. Yaşa Zagor, hemen kirişi kıralım buradan! Bu adamlar korkunç birer canavar! 4 gece evvel yanlış işaret verip gemimizi kayalıklara oturttular. Babam geminin kaptanıydı. Kurtulan birkaç tayfa, ben ve babam karaya çıktık. Tayfaları ve babamı kurşuna dizdiler, öldürdüler! Zannedersem bu gece de bir gemiyi karaya oturtacaklar. Bu canavarlığın önüne geçeceğim. Hey, beni de şu iplerden kurtarın be! Ben dönünceye kadar bu adama göz kulak ol! Sakın iplerini çözme! Ha? Baş üstüne Zagor! Üzülme sen, boynu bükük kır çiçeği! İyi çalışın çocuklar! Gemi bu sefer de tuzağa düştü! Silahlarınızı da kontrol edin, bir tane gemici sağ bırakmayacağız, yürüyün! Dikkat et lan! Gözünü dört aç! Görüyor musun ışık? Namussuzlar, feneri söndürmüşler! Aaa! Buyur kaptan! Ancak gözlülerime tırman! Feneri görür görmez bize haber et! Yelkenli de kayalara yaklaşıyor. Tümünü kırın! Çok dikkatli!
yazarlar! Herkes yazar olsun! Öldürmeyin beni! Kimsin sen? Ben Fener'in bekçisiyim, arkadaşlarım bağladı beni! Onlar benim arkadaşlarım değil, bir gemi kayalıklara çarpacak, çabuk Fener'i yak! Ellerim, ellerim bağlı! Hadi!
Hadi yukarı çık, feneri yak. Sen feneri yak. Thank you.
Ölenle ölünmez. Acını anlıyorum ama her felakete göğüs germeli. Ey melek, üzme kendini bu kadar, olursun kelek. Ah canım, itidalli kaybettim. Ay, ay, Midem! Ne oldu sana sancı öyle? Girdi. Acıktı mı sancı girer, bak gene acıktım sancı girdi işte. Benim de karnım acıktı, ya benim de sancım var. Bir şeyler yiyelim. Yiyelim. Var bana. Hadi getir. Aman ay. Hadi önce sen de al canım. Ellerim parmak. Çok affedersiniz, bir dikkatsizlik oldu. Karnım acıkmıştı da, yalnız şu ellerimi çözer verme, misiniz? Verme. Çok rica edeceğim, çözün. Kaçmam. Al işte, dayanamam ki ben. Ya. Kalbim yufkadır, hadi canım. Hadi. Ha, sağ ol. Hadi canım, hadi çayıra, hadi. Hadi. Mister, lütfen şu arkanızdaki tuzlu verir misiniz? Ha? Tuz, tuz! Tuz, tuz! Tuz, tuz, tuz! Al, bu da bu olsun! Acele bir işim olduğundan Zagor'u beklemeyeceğim. Selamlarımı iletin lütfen, onu varmadan bon şans! İnsan kafası bu iskele babası değil ki! Günde iki defa vurulsa elbette çatlar da patlar da! Sür canım! Senin parmakların yarama merhem oluyor! Tepeme de sür! Orama da sür, burama da sür! Sür, sür! Scott amca! Melina! Amcacığım! Melina yavrum! Kazma kürek nerede? Başıma tavayla vurdu kaçtı, alacağı olsun o alçak herifi! Kaz herif, bunca yemek boşa gitti! Zagor gibi biri, o bostan korkulunu hemen buluverir! Kes sesini ya tulumu! Şuna bak, sünepe! Başımın derdi! Sonra babamla yüzerek deniz kıyısına çıktık. Bunların reisleri babamı öldürdü. Beni eğlenceleri için sağ bıraktılar. 3 gündür kendimi korudum. Sonra Zagor ve arkadaşları geldiler, beni kurtardılar. Reisleri belasını buldu. Demek kardeşimi de öldürdüler ha? Üzüntünüzü anlıyorum. Fakat bunların muhakeme önünde hesap vermeleri lazım. Aşağıdaki mahzende bir tane daha var. Siz bunları fenerdeki odaya kapatırsınız. Ben askerleri size yollayacağım. Yalnız çok dikkatli olmanız lazım. Ben yapacağımı bilirim. Hadi bakalım, yağ tulumu, gidiyoruz. Düş önüme! Başımın derdi. Hadi yaylanın! Hadi! Gel kızım, gel! Ey! Su! Ekmek! Ay! Ay! Tavuk! Rosto! Ah, zayıfladı! Anam! Kadın budu köfte! Oh, oh.
Bana öyle bakma Zagor! Kötü söyle ama, bana öyle bakma, canımı yakma! Seni çoktan affettim. Kazma kürek bu yakınlarda bir yerde olmalı. Bulacağız onu. Yaşasın, öyleyse onu çabuk bulacağız, o bostan korkuluğunu! Tabancamın sapını gülle donatacağım, gülle donatacağım! Beni bulduğum yeri, seni bulduğum yeri türbe yaptıracağım, türbe yaptıracağım! Ay, anne! Anne, bırakın beni! Bırakın beni diyorum, katil ben! Bırakın ben, masumum! Alçaklar, benim etim yenmez! Bakmayın siz benim şişman olduğuma, etim karttır diyorum! Yem yem ben, bırakın, bırakın ben! Bırakın diyorum ben, masumum anne! Anne, yetin şimdi anne! Götürün bunları! Hadi! Yürü! Yağmurdan kaçarken doluya mı tutuldun ahbap? Dünya ne küçükmüş değil mi? Siz kendinizi çok becerikli sanıyordunuz, nasıl olur da böyle kötü bir duruma düşersiniz? Kapa çeneni! Eğer kaçmasaydık şimdi burada bulunmayacaktık, sakallı deve! Sana benim mıntıkama girme diye tembih etmiştim. Fazla canımı sıkmaya başladın. Anam cümbüş ama! Oho! Birbirlerini yiyorlar! Çiko, ama izimizi de kaybettirdik. Artık bizi bulamazlar. Ama ayağa kalkacak halim kalmadı. Ya. Uzun zamandır bir şeycikler girmedi şu kurtağıma Zagor. Ben de bittim açlıktan. Ben etrafı bir kolaçan edip geleyim. Sen bu bostan korkuluğunu gözden ayırmasın. Son dileğin nedir? Ekmek! Kaçmak için bir hareket yaparsak kırtlara sokarım bunu. Yo, kaçmam. Şöyle...
Ama senin yorgunluktan uyuyacakmış gibi bir halin var. Sahi be, beni uyanık tutman için devamlı konuşman lazım. Dur bakayım, yemek tarif et say bunu. Baş üstüne uyku tulumu. Kuşbaşı yapma bedana, danaları girmiş bostana. Çek bostancı danayı, yapayım da sana salatayı. Muhallebi, muhallebi. Uyusun da büyüsün ninni, köftelerle yürüsün ninni. Tas kebabı da, tas kebabı. Şimdi de yuttun sen hapı. Biz de ufak yollu kıralım. Hadi bakalım. Ya tulumu! Kalk! Kim o? Gel buraya! Keserim seni! Aptal herif, bu sefer de uyudun. Kazma kürek gene kaçtı elimizde. Kaçtı mı? Ah, yedim seni bostan korkulu! Neredesin sen? Şeytan aldı götürdü, satamadan getirdi. Nerede? Bostan korkulunun bu sefer nereye gittiğini çok iyi biliyorum. Çünkü cebinden haritasını çaldım. Buraya, deniz kenarına, Kaptan Kid'in hazinesini aramaya gidecek. İşte. Böyle. Böyle tutulmaz, ver. Bak oraya. Haritadaki işaretler tamam. Kazma kürek buralarda bir yerde olmalı. O bostan korkuluğunu bulursam şöyle nazik yerine bir tekme! O yerine vurabilmen için kumları kazman gerekecek. Bak! Zagor! Chico! Zagor! Bak, bostan korkuluğunu ekmişler, yeşermiş, şapka gibi yaprak açmış. Kum banyosu için güzel bir yer seçmişsin. Bütün kış romatizma ağrısı çekmeyeceksin dostum. O dönmeden ne olur çıkarın beni buradan. Hadi. O mu? O da kimmiş? Beni bu hale koyan herif. Korsan, daha doğrusu sır deli. Hazinenin saklı olduğu yeri ararken üzerime saldırdı ve beni kuma gömdü. Öldürmek için tekrar geleceğini söyleyerek çekti gitti. Kurtarın beni buradan ne olur. Seni bir daha kurtarmaya gelmez. Başımıza dert olursun. Kaçmaya çalışırsın, hadi Allah'a ısmarladık. Ne olur kurtarın beni buradan! Ha, işte geliyor! Kaptan Kid'in şarkısını söylüyor! Hay. On bir adam, on bir adam bu tabutun içinde. Bu tabutun içinde, bu tabutun içinde. İşte geri döndüm hırsız herif. Hazineyi çalmak için gelmiştin değil mi? İşte bak, sandığın içinde geç kaldın. O artık benim. Onu yıllarca aradım, buldum. Kimseye kaptırmam. Hah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 
Seni öldürmeden önce hazineyi görmeni istedim. Anlayışlı, cömert adamım ben. Korsanların en ünlüsü tarafından öldürüleceksin. Demek hazinemde sizin de gözünüz var, alçak herifler! Oha, bu da nereden çıktı be? Denizden mi geldi bu? Deniz yarıldı, içinden aygır çıktı! Çüş, şuna bak be, sakallı aygır! Aygır sakallısın, yapma! Yapma, ben kılıç şakasından hoşlanmam! Bırak beni be, aman diyene kılıç kalkmaz, ayıp! Ayıp be! Aygır sakallı, aygır sakallısın! Ben şimdi sana sorarım, Kol oldum böyle, yumurtladım bacak arasından! Zagor yetiş, Zagor yetiş, aygır peşimde! Anam, oha! Geliyor Zagorcu, kurtar beni! Yanda görsem inanmam! Hey Chico, çık meydana! O sakallı aygır korsanını hakladın mı? Gel şu ihtiyar havucu çıkartalım! Çıkartalım! Çok tatsız bir iş bu! Aç karnına, işin yoksa gazma salla! Hup! Tabanca başına dayanınca amma korktun ha! 150 senelik bir tabancayla mı öldürecekti beni sankim? Ne yaptın be? Şaka mı bu? Püsküllü, şeytan doldurur! Bu kadar aradığın hazineyi görmek istemez misin kazmak yürek? Hazine mi? Ha, sahi be! Tabutun içinde, 11 adam tabutun içinde, 11 adam tabutun içinde. Bu da ötekiler gibi üşüttü. İçinde 11 adam, 11. Gel şu sandığa bir de biz bakalım. Ama hazine? Kaptan Kitte delinin biriymiş. Hazine diye 11 kişinin elbisesini doldurmuş içine. Zavallı kazma kürek, bu hazineyi bulabilmek için en azından kıtanın yarısına köstebek gibi delikler açtı. Susun! Şimdi de müdafaa makamının dinletici şahide geçelim. Teğmen Gilbert! Ne yazık ki, müdafaa makamı, geçen celsede iddia ettiği şeyleri ispat edebilecek durumda değil. Bu ne demek oluyor? Mahkemeye yeni şahit getirerek davanın gidişini değiştireceğinizi iddia etmemiş miydiniz? Evet efendim. Fakat ne yazık ki şahit ortaya çıkmadı. Bu durumu göz önünde bulundurarak, yüce mahkemenizden kararın bir müddet ertelenmesini teklif edecektim. Dileğiniz kabul olunmadı. Mahkeme üyelerinin bir an önce geldikleri yere dönmeleri gerekiyor. Onun için daha fazla zaman kaybedemezler. Şimdi jüri heyetinin karar vermek için çekilmesini rica ediyorum. Sayın jüri heyeti, bir askerin hayatı söz konusu olursa zamanın ne önemi olabilir ki? Ricam şudur. Doğru söylüyor. Susun! Bu kadar yeter Teğmen Gilbert. Karar değişmeyecek. Dur bakalım, içeri giremezsin. Mahkemenin son harbesini beklemelisin. Alay mı ediyorsun be? Giremezsin diyorum. Çekil yandan. Çekil diyorum sana. Bu ne cüret delikanlı? Mahkemeye saygısızlık ettin. Adım Zagor. Burada adaletin yerine gelmesine yardımcı olmaya çalışıyorum. Sözü edilen şahidi getirdim. Chico! İşte o, kurtuldum! Bu adam da kim? Bu kadar önemli ne söyleyecek acaba? Söyleyeceklerinizi dinlemeye hazırız Bay Kaz. Ha? Kaz! Hadi gayret! Hay Allah, Kaz! Hay! Kaz! Lakabım Kazma Kürek Bildir.
Fakat herkesin olduğu gibi benim de normal bir adım var. Benjamin Ridwell. Diğerini o kadar çok kullanıyorum ki adımı unuttum bile. Neydi? Ya. Rock. Evet. Rockefeller. Hay Allah! Şakanın sırası değil, söyleyeyim Bay Bill! Efendim, zaten buraya bunun için kendi arzumla gelmiş bulunuyorum. İçimde taşıdığım bir yükten kurtulmalıyım. Teğmen Vernon'un katili, nasıl desem, tanınmış bir subaydır. Adını? Adını söyleyin Bay Kazma Kürek! Adını söyle bize Bay Kazma Kürek! Adını söyle! Evet, söyleyeceğim ama vaziyet müsaade... Ay! Öldünüz mü? Söylemeden böyle olduk! Ama, tamam! Bıraktım! Ama söyleyeceğim! Söyleyeceğim tabii! Bak görürsün şimdi! Ascot! O, katil odur! Yakalayın! Bırakmayın! Komutanınızın beynine bir kurşun sıkmamı istemiyorsanız yerinizden kıpırdamayın. Dur sen! Söylediğini yapın! Buradan çıksan bile kaleden çıkamazsın. Orası benim bileceğim bir iş, yürü bakalım! Hey! Tam beynine indi, yaşa zavor, mükemmel bir atıştı! Kıpırdamayın yüzbaşım! Kardeşimin hayatını kurtardın, minnettarım sana Zagor! Söz açılmışken ben de söyleyeyim bari, hayatımı sana borçluyum delikanlı! Rica ederim, asıl teşekkür edilecek Bay Kazma Kürek Bill'dir. Ama kendisini ortalıkta göremiyorum. Müşahede, yağlı boya dokunmasın, boyamayalım! Çekilin! Sayın bayanlar, baylar, eğer Kazma Küreği arıyorsanız, silahların en kanunisi, yani hakim çekiciyle kafama vurdu ve kaçtı! Kazma Kürek muhakkak yeni bir define aramaya gitti. Bu akşam şerefinize verilecek ziyafette hepiniz benim misafirim olacak. Allah! Yaşadık! Köfte var, börek var, baklava var, enginar var, biber var! Öyle, muhakkak! İşte, bu işten de yüzümüzün akıyla çıktık. Başaracağından emindim. Bana güvenenleri mahcup etmemişimdir. Ne? Birkaç gün daha misafirimiz olarak kalamaz mıydın Zagor? Gösterdiğim misafirperverliğe teşekkürler, fakat çok işimiz var. Hey, Chico! Buradayım, geliyorum! Nerelerdesin? O torba ne öyle? Karıncadan ibret aldım, bir lokmacık yiyecek aldım. Belki yolda acıkırız. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Yolun açık olsun. Thank you.